Merhaba arkadaşlar bu videomuzda özellikle ek atama bekleyen öğretmenlerimize önemli bazı durumlardan bahsedeceğiz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim şimdi Evet bazı konulardan bahsedeceğiz özellikle önemli konular var ama bu arada ek atama adına desteklerinizi bekliyoruz şimdi e, genellikle bakarsak geçen senelere ve bundan önceki senelere bakarsak Aslında e, ek atamanın genellikle temmuz aylarında olduğunu görüyoruz. Yani bundan geçen senelerde yapılan ek atamalara bakarsak eylül yani Eylül ayını bile bulduğu bazı aylar var açıkçası. O yüzden şunu söyleyelim. Şu anda e, ek atama gelmez demiyoruz. Biz ek atamanın geleceğini öngörüyoruz ama ek atamayı yaklaşık e, birazcık daha sonralarda bekliyoruz. Çünkü daha şu an bakanlar bile belirlenmedi. Yani kabine dahi belirlenmedi. Kimin bakan olup olmadığı, kimin e, ne yapacağı daha tam olarak belirlenmemişken... E, yani. Şu anda hemen bir ek atama olmaz arkadaşlar. Yani şu bakanlar belirlensin sonra bir iki istişare ile beraber bir iki toplantı ile beraber ee... olacaktır ek atama diye tahmin ediyoruz. Özellikle Milliyetin Bakanı değişecek mi değişmeyecek mi bu da önemli bir etken. Tabii ki Milliyetin Bakanı'nın değişmemesi herhangi bir şeyde değiştirmiyor. Yani değişse de değişmese de ek atamanın olacağı yönünde açıklamalar Milliyetin Bakanlığı'nda. O yüzden bunu söyleyelim Genellikle dediğimiz gibi Temmuz aylarında olduğunu gördük ek atamanın. O yüzden yine Temmuz ayını bekleyelim demiyoruz. Sadece kabine toplansın, kabine belirlensin. Ondan sonraki süreç zaten açıkçası az çok da belli edecek kendini ek atama konusunda. Bizler de sizleri bilgilendireceğiz. Abone olmayı, videoyu unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.